Beyköy beldesine bağlı 1100 rakımlı Çınardüzü köyünde 4 çocuk annesi Arzu Çalışkan, 2016'da düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor etkinliğinde il genelinde 4. kadın çiftçi seçildi. Yarışmada birinciliği kaçırmasına içerleyen Çalışkan, daha güzel ürünler elde etmek için Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki babaannesinden aldığı ata tohumlarını eksede, rakımı yüksek köyünde kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle başarılı olamadı. Çalışkan, ata tohumlarıyla sebze üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden 7 sene önce 30 bin lira destek alarak toplam 600 metrekarelik 2 serada domates, biber, patlıcan, maydanoz, fasulye, marul, ıspanak ve diğer sebzelerin üretimine başladı. Çalışkan yaptığı açıklamada sebze yetiştirme merakının babaannesinden geldiğini anlattı. Küçüklükten, çocukluk yaşlardan babaannemden gelme bir merak vardı zaten sebzelerin o çiçek açmasıyla, tohumların olmasıyla ilgili falan. Oradan geliyordu. Bir de dışarıdan alınan ürünlerle kendi yapılan ürünlerin lezzeti çok farklı. Ben ilk öyle başladım. Sonra dışarıdan yememeye başladım. Alamıyorum, yiyemiyorum. Sonra devamı geldi. Çalışkan şöyle konuştu. 3-5 kuruşta katkı olmasın diye bir şey, öyle bir hayal üzerine başladı. Sonra devamı geldi. Seralarla başladım. Şu anda devam ediyorum. İki tane seramız var. 300 metrekare, 300-300-600 metrekare iki tane ikisi. 300 olarak bölünüyor. Normalde burada kar yükü çok olduğu için böyle normalde 350-360 metrekare falan yapılabiliyordu. Yıkım işte biraz şartlar, hava şartları yüzünden falan bu şekilde. Şimdi ben normalde çilek üretilebiliyor serada. Ben çilekle başladım. Bir 4 yıl falan çilek yaptım. Çilek güzel ama işçiliği çok. Zahmeti çok, çok fazla hasta olan bir bitki. Ama yine de güzel bir verim veriyor. Bu sene çileklerin toprak değişimi olması gerekiyordu. O yüzden biber denedim ve biber de çok güzel oldu. Bütün çeşitleri vardır biberin. Balık biber var, Bursa biber var, dolma biber var, kapya biber var, yeşil biber var, sivri biber var. Yani hani daha böyle belki farklı kıl biberler falan var. Bir sürü biber çeşidi var. Hepsini denedim. Hepsi çok güzel oldu. Domatesler, fideler ve tohumları genelde kendim almaya çalışıyorum. Alabildiğim kadar ata tohumlar. Çoğu domateslerimiz falan zaten ata tohum olarak yetişiyorlar. Dışarıdan olabildiğince çok fazla değişik ürün değil de bildiğimiz ürünleri değerlendiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada uğraşmak, toprakla uğraşmak özellikle insanın o enerjisini atmasına sebep oluyor. Ben çok seviyorum, çok da mutluyum. Çocuklar da yorulunca buraya geliyorum, burada yorulunca çocuklara gidiyorum. O şekilde devam ediyoruz. Mesela benim burada çok yüksek ve kar çok yağan bir köy burası. Burada eğer devlet desteği olmasa ben bu sere yapamazdım. Ya kendi imkanlarımla olsa yapamazdım. Ama şu anda devletimiz bize vermiş olduğu seralarıyla çok güzel işler, ürünler yapabiliyoruz şu anda. Kadınlar her zaman için öyledir. Kadın istemesi gerekiyor. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet doğru. Bir de insan sevdiği işi yapmalı. Yani bence. Çünkü seviyorsa katlanıyor. Çünkü bazı insan işte yani bu böyle göründüğü gibi değil aslında. Çok fazla yorucu tarafları da var. Yani bunun insanın kafasını yorduğu başka türlü zorlukları da var ama eğer siz bir işi seviyorsanız ve gerçekten inanıyorsanız başaracağınıza, o zaman yapamayacağınız şey yoktur yani kesinlikle.